Bir trafik ışığı verilmiş. Sonra şöyle diyor. Sarı ışık 5 saniye yanıyormuş. Şu 5 saniye sürüyormuş yanması. Yeşil ışık ise kırmızı ışığın yanma süresinin 2 bölü 3'ü kadar. Şimdi kırmızı ışığa 3'ün katı olan bir şey söylemeliyiz ki 2 bölü 3'ü gelsin. X, Y kullanmayacağız. X ve Y zaten soru içinde geçiyor. Kırmızı ışığa tekrar bakalım. Yeşil ışık ise kırmızı ışığın 2 bölü 3'ü. Kırmızı ışığa 3K diyelim. Kırmızı ışık 3K olursa yeşil ışık kırmızının 2 bölü 3'ü oluyordu. Yani 3K çarpı 2 bölü 3. Buradaki 3'ler gideceği için 2K olacak. Demek ki yeşil ışık da 2K saniye kadar yanıyormuş. Şunun yanına da saniye yazın. Yanma süreleri bunlar. Yeşil ışık bir devirde x saniye kadar yandığına göre demek ki bu x'e eşitmiş. Bu x'e eşit. Yani x eşittir 2K başka bir deyişle. Evet. Sonra kadar yandığında bir devir toplam y saniye sürüyormuş. Yani şu üçünün yanma süreleri toplam y saniye. Yani 3K 5 artı 2K y'ye eşitmiş. Y saniyeymiş. Bir devir y saniye. Toplayacağız. 3K burada, 2K burada, 5K artı 5. 5K artı 5 eşittir y oluyormuş. Biz x ile y arasındaki bağıntıyı bulacağız. Yani şu k'dan kurtulacağız. K'nın yerine buradan şu ifadeyi düzenlersek her iki tarafı 2'ye böleriz. X bölü 2 olur. K'nın yerine x bölü 2 yazabiliriz. Şuradaki k'nın yerine. Yazalım. 5 çarpı x bölü 2. K'mız x bölü 2 eşit çünkü. Artı 5 eşittir y. Burada paydalar eşitlenebilir ya da şöyle çapraz da çarpabiliriz kısaca. Bu durumda şunun payı 5x. 2 çarpı 5, 10. Paydamız 2 eşittir y. Y'nin paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparız. Bu durumda şu taraf 2y, bu taraf 5x artı 10 olacak. Eşittir 2y. Şimdi y'yi de böyle sola alalım. Şu tarafa doğru. Bu durumda 5x. Bu 2y'yi yolladık. Eksi 2y yanında 10 olacak. Artı 10 eşittir 0. Evet, bizim sonucumuz bu olacak. X ve y arasındaki bağıntımız.